HT Hayat'tan herkese merhaba. Ben astrolog Şeyda Özsoy. 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayını konuşmak üzere birlikteyiz. Yeni ay Türkiye saatiyle 6 Temmuz gecesi 01:57'de Yengeç Burcu'nun 14. derecesinde gerçekleşecek. Öncü grupta yani Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Burcu'nun 9 ila 19 derece arasında önemli gezegenleri ve göstergeleri olanlar daha yüksek derecede etki alacaklar bu yeni aydan. Yeni aylar bildiğiniz gibi gerçekleştikleri burç doğasında yeni başlangıçlara işaret ederler. Ve yeni ay haritasının göstergelerine dikkate aldığımızda birlik, beraberlik ve bağ kurmayı oldukça desteklediğini görüyoruz. Haritada Boğa Burcu yükseliyor. Yöneticisi Venüs de Yengeç Burcu'nda. Aile kurmak, ailevi bağlar, ev, emlak, arsa, yerleşim yeri gibi başlıklara önemli vurgular var. Var olan yapıları sağlamlaştırmak, sahip çıkmak, ilerletmek ve geliştirmek çok mümkün. Kararlı ve emin başlangıçlar yapılabilir. Bu başlangıçlar ilerleyen zamanda var olan düzenin tamamen değişmesine yepyeni bir sürecin oluşumunu müjdeleyebilir. Yükselen burçlara özel etkilerden konuşacağız ama tüm burçlara genel tavsiyem ait hissettikleri ne varsa bu konularla ilgili kendilerinden emin adımlar atarak adım atmaları olacaktır. Gerçekten bağ kurdukları, aidiyet hissettikleri şeyler mutlaka kendilerinin olacaktır. Bu yeni ay da bunu oldukça desteklemektedir. Şimdi yeni ayın yükselen burçlara özel etkilerine geçelim. Yükselen koçların ev ve aile düzenlerinde yeni başlangıçlar yapmalarına fırsat verebilecek bir yeni ay söz konusu. Aile üyeleriyle bağlantılı ev, emlak, arsa gibi gelirlerden kazançlar elde edebilirler. Yeni bir eve ya da şehre taşınma gibi gündemleri olabilir. Ev dekorasyonlarında değişiklikler yapabilirler. Evlenme kararları alabilirler. Yani ev hayatıyla ilgili değişiklikleri oldukça olası. Ebeveynlerinin hayatında şanslı bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir. Bazı korkularının, geçmiş zorlu tecrübelerinin üstesinden gelmelerine yarayacak, özdeğer duygularını yükseltebilecekleri bir dönem kendilerini bekliyor. Yükselen boğalar kendi motivasyonlarını, hayattan beklentilerini ön plana alabilecekleri bir dönemden geçiyorlar. İyimser hisleri artmış olabilir. Hak ettiklerini düşündükleri şeyler için daha cesur adımlar atabilirler. Önemli ve ciddi bir ilişkiyle ilgili başlangıçlar yapabilirler. Halihazırdaki ilişkilerinde kendilerini güven içinde hissetmelerine yol açabilecek gelişmeler yaşanabilir. Kardeşlerinin hayatında önemli gelişmeler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yakın çevrelerinden, akrabalarından önemli destekler alabilirler. Bu yeni aydan oldukça olumlu etkiler alıyorlar. Bu enerjiyi arkalarına alarak sağlam ve emin hislerle harekete geçsinler. Yükselen ikizler bu yeni aydan maddi ve finansal olarak şanslı destekler alıyorlar. Daha önce harekete geçtikleri, unuttukları veya hiç bilmedikleri sürpriz fırsatları açıklar. Hiç bilmedikleri Mısır'da yaşayan ve kendilerine miras bırakan bir akrabaları olduğunu öğrenebilirler mesela. Tam olarak öyle olmasa da bu tatta gelişmeler olabilir yaşantılarında. Ev, emlak, arsa, alım, satım gibi gündemleri olabilir. Evlerinde yenilikler yapabilirler. Kariyerlerinde yükselme, terfi gibi gelişmelerden de faydalanabilecekleri başlangıçlar söz konusu olabilir. Etki nereden gelirse gelsin kendi değerlerini daha çok fark edebilecekleri bir dönem olacaktır. Yükselen yengeçler yükselen alanlarında yaşayacakları yeni aydan oldukça pozitif etkiler alıyorlar. Düzenli gelir alanlarında önemli artışlar yaşayabilecekleri başlangıçlar söz konusu olabilir. Aile olmak, yeni bir ev kurmakla ilgili adımlar atabilirler. Motivasyonları, iyimser hisleri yükselebilir ve gerçekleştirmek istedikleri projelerle ilgili sağlam adımlar atabilirler. Hayallerine yaklaşabilecekleri destekler görebilirler. Şifa gereken, sağlıkla ilgili gündemleri varsa
olumlu gelişmeler elde edebilirler. Yine bu süreçte fiziksel görünümleriyle ilgili estetiksel olarak kendilerini mutlu hissettirebilecek girişimlerde bulunabilirler. Yeni bir imaj için oldukça uygun bir dönemdeler. Yaratıcılıkları ve ilhamları da yükselecektir. Bağlı bulundukları çevrelerde ön plana çıkabilecekleri ürünler ortaya koyabilirler. Dikkatleri üzerlerinde toplayabilirler. Bu olumlu enerjilerin gücünden bol bol yararlansınlar. Yükselen aslanlar manevi açıdan desteklendiklerini gördükleri bir döneme giriyorlar. Bu yeni ay etkileriyle ummadıkları yerlerden gelebilecek sürpriz fırsatları oldukça açıklar. Bu sürprizler kariyer ve hedeflerinde ilerlemelerine, kendilerini daha güçlü hissetmelerine sebep olabilir. Çok göz önünde olmayan yeni bir ilişki gündemleri olabilir. Platonik hisleri olan ya da çok yakınlarında olmayan bir takım kişilerle ilgili yeni gündemler söz konusu olabilir. Hayatı kontrol etmeye çalışmadıkları, teslimiyet gösterdikleri konuların kendiliğinden ilerlediğini ve kolaylaştığını görebilecekleri, sabrettikleri şeylerin karşılığını alabilecekleri değerli bir süreç olacağını düşünüyorum onlar için. Yükselen başaklar hayal ettikleri, umut besledikleri gündemlerle ilgili mutlu olacakları, gelişmeler sağlayabilecekleri bir döneme giriyorlar. Motivasyonları ve kendilerine olan inançları yükselebilir ve çevrelerinden de desteklenebilirler. Düzenli gelirleri açısından yeni ve daha güvende hissedecekleri bir dönem olabilir. Sosyal çevreleri değişebilir, yeni kalabalıklar içine girebilirler. İlgilendikleri konularla ilgili daha görünür olabilirler. Daha geniş kitlelere ulaşabilirler ve takdir kazanabilirler bu çevrelerden. Arkadaş çevreleri ya da bağlı bulundukları grup, dernek, kulüp bağlantıları aracılığıyla tanışabilecekleri duygusal ilişkileri de bir hayli açıklar. Bu ilişkiler gelecekte çok daha fazla önem taşıyabilir kendileri için. Yükselen teraziler için yaşamlarının yönünü, gidişatını değiştirebilecek gelişmeler olabilir bu yeni ay ile beraber. Kariyerleri ve statüleri adına yeni başlangıçları açıklar. Evlilik veya iş bağlantıları, ortaklıkları yoluyla önemli destekler görebilirler. Ebeveynleri, aileleri bağlantılı kazançlar elde edebilirler. Yatırımlarını ev, emlak, arsa gibi başlıklarda değerlendirebilirler. Bu gibi şeyler için bankalarla alakalı kredi çekme tarzı girişimleri olabilir veya varsa bankayla alakalı bir takım borçlarını kapatabilirler. Yaşamlarında çok daha güçlü olmak istedikleri bir dönemdeler. Bunun için çeşitli fırsatları olacaktır. Cesur adımlar kendilerini bu konuda destekleyecektir. Yükselen akrepler yeni ayda oldukça olumlu etkiler alan gruptalar. Kendileri için ev, şehir hatta ülke değişikliği gibi gündemler belirebilir. Evlilik ya da yeni bir iş kurma sebebiyle varsa eğitimleriyle alakalı bu tarz değişiklikler yapma olasılıkları var. Yurt dışı ve yabancılarla bağlantıları bir takım işleri varsa ve fırsatlara açık gelişmeler yaşayabilirler bu alanlardan. Yapacakları yolculuklar, içinde yer alacakları eğitimler kendileri için yeni şanslar sunabilir. Bu gibi düşünceleri olanlar bu dönemi mutlaka adım atmak için değerlendirmeli. Varsa dava, mahkeme, hak, hukuk, adalet gibi süreçlerden de kendileri için avantajlı olabilecek sonuçlar elde edebilirler. Yükselen yaylar iş veya aile bağlantılı ortak gelirlerden avantajlar elde edebilecekleri bir dönemdeler. Yeni işbirlikleri ve ortaklıklar kurabilirler. Yeni bir iş modeli geliştirebilirler. Sağlıklarıyla ilgili operasyon, tedavi gerektiren bir konu varsa bu dönem ele alıp fayda sağlayabilirler. Ev, emlak, arsa edinmekle ilgili bir takım girişimleri olabilir. Bununla bağlantılı kredi çekebilirler ya da yatırımlarını bu yolla değerlendirmeyi düşünebilirler. Kendi dönüşümlerine, tekamüllerine katkısı olabilecek, duygusal bağlantılarını da güçlendirebilecek kişiler söz konusu olabilir bu dönem. Yükselen oğlaklar bu yeni aydan en çok ikili ilişkileri adına destekler görüyorlar. Evlenmek, yuva kurmak gibi kavramlara
hiç olmadıkları kadar açık hissedebilirler kendilerine. Gelecekte bu şekilde düşünmelerine yol açabilecek, ciddi ve kalıcı olabilecek kişiler girebilir hayatlarına. Duygusal olarak yoğun hisler yaşayabilirler, aşık olabilirler. Kendilerine bu tarz hisler besleyen kişiler kendilerini belli edebilir ve çocuk sahibi olmaya karar verebilirler. Bazı yükselen oğlakların ise çocuklarının gelecekleri adına önemli ve faydalı gelişmeler söz konusu olabilir. Yükselen kovalar iş ve günlük yaşam koşullarında önemli yeniliklere hazırlanıyor olabilirler. Yeni bir işe, eğitime başlamaları, evden ya da konfor alanları her neresiyse oradan uzaklaşmalarına sebep olabilir. Sağlıklarıyla ya da beslenme, spor gibi alışkanlıklarıyla ilgili de yeni bir döneme girebilirler. Ev düzenleriyle ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Ebeveynlerinin hayatlarındaki bir takım önemli değişimler de kendilerinin de hayatına etki edebilir. Kendileri için de önemli değişikliklere sebep olabilir. Ve önemli yeni tanışıklıklar, bağlar kurabilecekleri bir zamandalar. Yaşamlarına giren yeni karakterlere önem versinler. Yükselen balıklar yeni ayda oldukça olumlu etkiler alıyorlar. Aşk, flört yaşamlarına gerçekten ait hissedecekleri, bağ kurabilecekleri bir takım karakterler girebilir. Bu dönemi bu anlamda ciddiye alsınlar. Yetenek ve hobileri yoluyla yaratıcılıklarının, ilhamlarının bir hayli yükseleceği bir dönemdeler. Keşfedilmeye açıklar, yeni bağlantılar, işbirlikleri kurabilirler ve takdir ve onayı görebilirler yaptıkları işlerle. Aynı zamanda çocuklarının hayatlarında olumlu gelişmeler, yeni başlangıçlar görülebilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili gündemleri olabilir. Aynı zamanda kardeşlerinin de bu gibi durumlarına şahit olabilirler, onlara destek olabilirler. Thank you.